laikliği, demokrasiyi dayattılar. Muhakkak kabul edeceksiniz. İslam'dan bu halkı yönetimi uzaklaştıracaksınız ve İslam'ın kılı bile anılmayacak. Bu şartlarla Lozan'da bu şartlarla o anlaşma imzalandı. Ve onun sonucu olarak İngiliz, İtalyan, Fransız Türkiye'den çekildi. Yoksa onları, yani bir Maraş halkı bilmem kahramanlığından İngilizleri atmış, doğru attı. Ama bir Maraş'tan attı. Yani İngiltere Maraş'ta zaten 2000 asker bulunduruyordu. Yani 2000 askerini attı. İngiltere'nin tüm mevcudu 2000 asker miydi? Maraş'ın kahramanlığına halel getirmez, gölge düşürmez, o ayrı bir konu. Ama İstanbul'dan peki kendi geçti gitti. İtalyanlar Muğla, Antalya taraflarından geçti gitti. Fransızlar bilmem şuradan buradan geçti gitti. Niye gittiler acaba? İstediklerini yaptırdılar. İçeride vatan kurtaran arslan buldular. Mim Kemal bu işi halledecek kendileri adına. Kendileri genel vali tayin eder, Türkiye'yi işgal eder, genel vali tayin eder ve o vali eliyle yaparlarsa her yapılanı gavur yapmış olacağı için halk ters tepki gösterecek, istemeyecek, sıcak bakmayacak. Ama adı Mustafa, adı Kemal, adı bilmem İsmet, adı Fevzi, adı bilmem Kazım olanlar yaparsa, üstelik de kimisi abdestli namazlı, kimisi Kur'an'ı elinden düşürmez sözü çarpmak gibi, oh gel keyfim gel. Madem senin yapmak istediğini o ülkenin ahalisinden birileri yapacak, bırak ne diye elini kana bulaştırıyor, onlar temizlesin, yapılacak temizliği, değil mi? Onlar yapsın. Sen de boşuna durduk yerde kendini yorma. Bunun sonucu o durumlara gelindi.